Ayı bir düşünün. Binlerce resmin esin kaynağı ve milyonlarca güzel gecenin mimarıdır. Eski medeniyetler ona saygı duyardı, astronotlar ise ona hayrandı. Kaçımız o güzel gök cismine bakıp merak etti, onun sahibi kim diye? Nasıl yani? Sadece ben de merak ediyorum. Daha önce bu soruyu sormak aklınızdan hiç geçmediyse bile ilginç bir soru olduğunu inkar edemezsiniz. Uluslararası suları saymazsak dünyada kimseye ait olmayan pek yer kalmadı. Birinin ayın da sahibi olması gayet mantıklı, öyle değil mi? Peki ay manzarasının gerçek sahibi kim? Bu sorunun cevabı kime sorduğunuza göre değişir. Anlaşılan insanlar aya ayak basılmadan çok önce hak iddia ediyorlarmış. Bu iddialardan biri ta 1756'ya Ole Jorgens adında bir adamın ayımızı Prusya Kralı Büyük Frederick'ten bir hediye olarak almasına kadar dayanıyor. Ah ne yüce gönüllü bir hükümdarmış. Fakat her şeyden önce bir 18. yüzyıl hükümdarının ayın kontrolünü nasıl ele geçirdiği pek belli değil. Yaşlı Kral Fred'e yalancı demek de istemiyorum ama sanırım bunu uydurmuş olmalı. Ne yani, koskoca gerçek bir ülkenin hükümdarı olmak yetmiyor mu? Bu onun çara üstünlük taslama yolu muydu? Niye ki, bütün Rusya'nın tek hükümdarısın? Bu harika ama peki sen ayın kralı mısın? Hayır mı? Ne tuhaf değil mi? Her neyse, krallar bir sürü tuhaf şey söylerler. Caligula okyanusa savaş ilan etmiş ve atını senatör yapmıştı. Tuhaflıktan bahsetmişken aklıma geldi. Ayın hakimiyetiyle ilgili yakın zamanda ortaya atılan iddialar var mı? Tercihen pudralı perukların modası geçtikten sonra doğan birinin iddiası olsun. Yıllar geçtikçe başka bir sürü kişinin de böyle iddiaları oldu ama açık ara en üretken olanı Dennis Hope adındaki Amerikalı bir iş insanıydı. 1980'lerde bir yıldan uzun süredir işsiz olan Hope, hayatta ilerlemenin genellikle sıra dışı düşünmeyi gerektirdiğinin farkına vardı. Sıra dışı derken atmosferin dışına çıkmayı kastediyordu. Bildiğiniz gibi Amerika Ay'a inmiş olsa da bu Amerikalıların Ay'a sahip oldukları anlamına gelmiyor. Bir bayrak dikip hak iddia etmek belki de ahşap yelkenlilerin devrinde yeterli oluyordu. Fakat aynı şey uluslararası diplomasinin modern çağında işe yaramayacaktı. Bildiğiniz gibi 1967'de Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği dış uzayın nasıl kullanılacağına dair kuralları düzenleyen bir anlaşma imzaladı. Ben ona dış uzay anlaşması diyeceğim çünkü dış uzayın keşfi ve ay ve diğer gök cisimleri dahil kullanımı hakkında devletlerin etkinliklerini yöneten ilkeler hususunda yapılan anlaşma dersek bütün ekranı kaplar. Gördünüz mü? Bu anlaşma uzayda belirli nükleer etkinliklerde bulunmayı yasaklıyor ve ülkelerin ay ya da güneş sistemindeki başka bir yerde askeri üs kurmalarının önüne geçiyordu. İmzalayan tarafların dünyanın yüzeyi dışında herhangi bir toprakta hak iddia etmelerini de engelliyordu. Anlaşma bilfiil uzayı uluslararası sularla eşdeğer duruma getiriyordu. Herkesin gidebileceği fakat hiçbir ülkenin hak iddia edemeyeceği bir yer. Çoğu kişi bu durumda yenilgiyi kabul ederdi. Neyse ki Dennis Hope çoğu kişi gibi değildi. Hope anlaşma metninde uluslar ve devletler gibi terimlerin nasıl kullanıldığını inceledi. Fakat bireylerden ve kurumlardan açıkça bahsedilmiyordu. Gezegenler arası kanunda yasal bir boşluk olduğunu anlayan Bay Hope, Lunar Embassy Corporation yani Ay Sefareti şirketini kurdu ve hak talebinde bulunmaya girişti. Birisi ay üzerinde gerçekten nasıl hak iddia edebilir? Aslında size ait olduğunu söylüyorsunuz, sonra da birinin karşı çıkıp çıkmadığına bakıyorsunuz. Hope bunu Birleşmiş Milletler'e bir mektup göndererek yaptı. Ay'a sahip çıkma niyetini belirtti ve ona bunu neden yapamayacağına dair yasal bir neden sunmalarını istedi. Bu konuda ona hiç geri dönmediler. Af dilemek, izin istemekten daha kolaydır lafını hatırlıyor musunuz? Birleşmiş Milletler'in sessizliğini izin olarak yorumlayıp hak iddia etti ve işi garantiye almak için birkaç gezegeni de fazladan ekledi. Bu doğru, kendisi sadece ayın sahibi değil, galaksi devletinin kurucusu ve başkanı olarak sahip olduğu mülklerin arasında Merkür, Venüs ve Mars gezegenlerinin yanı sıra gezegen olmayan Plüton ve Jüpiter'in uydusu Io da var. Neyse asıl konu şu ki $20 gibi düşük bir ücret, artı nakliye, muamele giderleri ve Hope'un ay vergisi dediği miktarı öderseniz siz de kendi ay arazinize sahip olabilirsiniz. Hem neden bu kadarla kalasınız ki? Çok ucuz bir fiyata, sadece $250.000'a Plüton'un tamamına sahip olabilirsiniz. Bu iyi bir şey mi? Yani güneş sisteminin kıyısındaki bir buz topu pek de değerli bir mülk sayılmaz. Belki de ben yeterince büyük düşünemiyorum. Herhalde şimdi acaba kime satış yapıyordu diye soruyorsunuz. Hope isimleri tek tek açıklamasa da 2013 itibariyle 100'den fazla ülkeden 5 milyondan fazla kişinin aydan 4500 metrekareden 8000 kilometrekareye kadar değişen büyüklüklerde toprak aldığını iddia etti. Bu bayağı bir peynir eder. Ay peynirden yapılmamış mıydı? Yoksa İsviçrelilerin bu işte bir parmağı mı var? Ne de olsa peynir denince ilk akla gelen ülkelerden biri İsviçre'dir. Gravyer mi yoksa? Her neyse. Hope'un müşterilerinin bazıları belli ki çok zengin. Hatta aralarında Jimmy Carter, Ronald Reagan ve büyük George Bush gibi isimlerin de olduğu söyleniyor.
Ayrıca müşterileri arasında Barbara Walters, Tom Cruise, John Travolta ve Nicole Kidman gibi ünlüler de var. Yani Tom Cruise o listede yer almasa şaşardım da Walters'a ne demeli? Gerçekten mi? Peki Tom Cruise ile Nicole Kidman'ın boşanınca acaba aydaki mülklerinin paylaşımı yüzünden tartıştılar mı? Bunların hepsi pahalı şakalar gibi gelebilir ama Bay Hope bunu ciddiye aldığı konusunda ısrarcı ve umudu... yani niyeti 2020'ye kadar ilk kalıcı ay kolonisini kurmak için çalışmaya başlamak. Tüm bunlar onun büyük gruplar halindeki insanları oraya götürüp geri getirmek için pratik bir yol bulabileceği varsayımına dayanıyor. Bence akıllı bir adama benziyor, bu işi çözeceğinden eminim. Ay üstleri demişken diğer ülkelerin topraklarına girmesi fikrine pek de hoş bakmıyor. Çin bir gün ay yüzeyinde kendi kolonilerini kurma niyetini açıklayınca Deniz Hop bundan pek memnun kalmadı. Araştırma görevlilerinin başının üstünde yeri var ama yabancı güçler oraya taşınmaya başlamadan önce zahmet edip parasını ödeseler iyi olur. Hadi ama arkadaşlar, kavga etmeye gerek yok. Ayda bir sürü yer var. Bay Hop'un galaksi devletinin Çin'in veya başka birinin topraklarına izinsiz inmesini nasıl engellemeyi düşündüğü pek belli değil. Sorun yaratan devlet bu konuyla ilgili en azından sert bir üslupla yazılmış birkaç e-posta almaya kendini hazırlamalı. Bunda kötü bir niyet yoktu ama şunu merak etmiyor musunuz? Deniz Hop'un hak iddiası ne kadar güçlü? Ayda bir arsa alsanız siz ya da soyunuzdan gelenler oraya taşınıp kendi helyum madenini açabilecek mi? Hop öyle olduğunu söylüyor. Elbette aynı hizmeti sunan düzinelerce taklitçi şirketten değil de ondan satın aldığınız sürece. Bununla birlikte herkes onun gibi düşünmüyor. Deniz Hop'un iddiasını desteklediğini savunduğu metin, dış uzay anlaşmasının ikinci maddesinde yer alıyor. Bu madde, ay ve diğer gök cisimleri dahil dış uzay, hak iddia ederek kullanmak ya da işgal etmek suretiyle ya da başka herhangi bir yolla ulusal sahiplenmeye tabi olamaz deniyor. Başka bir deyişle, devletler hiçbir koşul altında uzayda hak iddia edemez. Hop bir ulus olarak değil, bir birey olarak istediğini iddia edebileceğini öne sürüyor. Ne yazık ki uzay alıcıları için mülkiyet işleri böyle yürümüyor. Bir şeyin size ait olması ancak ve ancak yaşadığınız ülke onun size ait olduğunu belirtirse mümkündür. Daha da önemlisi hemen hemen her yasal sistem egemen bir ulusun hak iddia etmesiyle gerçekleşen toprak sahipliğini başlangıç olarak kabul eder. Ancak ondan sonra haklar bireylere aktarılır. Elinize tapu kayıtları özeti denen evrak geçtiyse bunu kendiniz de görebilirsiniz. Temelde bu bir araziye sahip olan her kişi veya grubun tarihidir. Çok eskiye giderseniz eninde sonunda o toprakta ilk hak iddia eden ülkenin adını bulursunuz. Bu Deniz Hop ve müşterileri için şu anlama geliyor. Haklarının geçerli kabul edilmesinin tek yolu, galaksi devletinin ayrı bir ulus olarak tanınmış olmasıdır. Bu da asla olmayacak. Bir şekilde olsaydı bile, galaksi devletinin uzay toprağı için hak iddia etmesi her şekilde yasaklanmış olurdu. Ah keşke bunu ayda 80 bin metrekare arazi almadan önce okusaydım. Büyük bir çiftlik açıp adını da Dolunay Çiftliği koyacaktım. Ya da belki bir konser salonu açardım, adı da Ay Ezgileri olurdu. Hepsi bu kadar. Sahiden hayal kırıklığına uğradım. Diğer taraftan bugüne kadar hiç kimse iddialarına karşı çıkmadı. Bu uzun vadeli bir iş. Geleceğin mahkemeleri yine de onun lehine karar verebilir. Veya her şey biter. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayda arazi almak kulağa harika bir yatırım gibi mi geliyor yoksa parayı heba etmenin korkunç bir yolu mu? Yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, daha seyredebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz var. Yapmanız gereken tek şey sol ya da sağ videoyu seçip tıklamak ve keyifle seyretmek. Unutmayın, hayata olumlu bakın.